Aha, geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, hadi oğlum. 1, motorları çalıştır. 1, sarıda kalkar oğlum. Biz Türk milletiyiz. Hadi eyvallah. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Trakır Sempiye'nin 9. yıl dönümü özel düzenleyeceği etkinliklerden ilki olan festival etkinliğiyle birlikteyiz. Öncelikle bu etkinliklerden haberdar olmayan arkadaşlar için şu anda çıkmış olan i butonundan ilgili videomu tavsiye etmek istiyorum. Ben bundan bir hafta öncesinde bugün uygulanacak programla ilgili bütün detayları sizlerle paylaştım. Trakır Sempiye'nin 9. yıl dönümüyle alakalı düzenleyeceği bütün etkinlikler hakkında detaylar ilgili videoda mevcut. Bu yüzden çıkmış olan i butonundan o videoyu da izleyebilirsiniz. O videoda bulmak isteyeceğiniz bütün detaylar mevcut olacaktır. Bu videoyu sizler cumartesi günü izliyor olacaksınız ve cumartesi günü bu video paylaşıldıktan tam 1 saat sonrasında American Truck Simulator konvoy etkinliği başlamış olacak. O yüzden bu videoyu izledikten hemen sonrasında o konvoya da katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle ciddi şekilde American Truck Simulator oynayan arkadaşları o konvoya bekliyorum. Çünkü o konvoy gerçekten sizlerin arayabileceği türden bir etkinlik olacak. Biliyorsunuz ki American Truck Simulator'da öyle çok fazla oyuncu bulunmuyor. Özellikle online anlamda. Bu yüzden böyle etkinlikler bulunmuşken kaçırılmamalı diye düşünüyorum ben açıkçası. Ama bunun dışında bugünkü etkinliğe gelecek olursak bugün festival etkinliğindeyiz ve birazdan da festival etkinliğinde bizlere neler sunduklarına teker teker bakacağız. Hatta katılabileceğimiz etkinlikleri de teker teker deneyimleyeceğiz. Onun dışında şu anda ben bu etkinliğe görmüş olduğunuz tır ile beraber katılıyorum. Bu tırı Berkant hazırladı. Berkant'a hazırladığı bu tır için çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Bu tırda her zaman olduğu gibi Berkay İkizoğlu Discord sunucusunun paylaşım kanalı üzerinden sizlerle buluşturulacak. Tabi her zaman olduğu gibi yine video paylaşıldıktan tam olarak bir gün sonrasında bu save paylaşımını yapmış olacağız. O yüzden sizler de eğer ki bu tırı kullanmak istiyorsanız ve sunucumuza katılmak istiyorsanız açıklama kısmındaki Discord sunucuma hepinizi beklerim. Şimdi dilerseniz bir festival etkinliğinin detaylarına göz atalım. Öncelikle şu anda festival etkinliğinin başlangıç kısmındayım. Şu anda limandayım. İnsanlar buraya gelmek için Rotterdam şehrini kullanıyor. Rotterdam şehri de şöyle göstermek gerekirse tam olarak şurada yer alıyor arkadaşlar. Rotterdam şehrinin şuradaki limanından Holy Island'a doğru ışınlanabiliyorsunuz ve festival etkinlikleri bu alanda düzenlenmiş oluyor. Trakır Sempiye genellikle bu alanı çok fazla kullanıyor. O yüzden burayı da bilmenizi isterim. Aynı şekilde TMP9 sunucusunda yine burası açık olacak. Bu yüzden bu şekilde ilgili adaya ışınlanabileceğiz arkadaşlar. O yüzden bu video vesilesiyle sizlere bunu da anlatmak istedim. Şimdi birazcık etkinlik alanına göz atmak gerekirse ilk etapta daha önceden de söylemiş olduğum gibi buraya gelir gelmez buradaki limana ışınlanıyorsunuz. Daha sonrasında da TMP'nin 9. yılı özel böyle görmüş olduğunuz balonlarıyla işte ne bileyim etkinlik zımbırtılarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Burası bayağı büyük bir ada ve sıfırdan tasarım yapılmış bir ada. Buraya daha önceden mutlaka gelenleriniz vardır. Fakat ben ilk kez bir festival etkinliğine katıldığım için ve buraya ilk kez geldiğim için buraya yabancı bir gözle bakıyorum aslında. Buradan genellikle oyuncular hep bu yolu tercih ediyorlar ve daha sonrasında da festival alanına katılabilmek için bu yolu tercih ettikten sonrasında bu bölgeye geliyorlar. Ve genellikle de şu alanın ortasında Trakır Sempiye'nin yetkilileri bulunuyor. Birazdan zaten bu alana da gitmiş olacağız. Onun dışında genellikle bütün oyuncular da burada hep beraber takılıyorlar. Bir arada vakit geçiriyorlar. Yine bunun karşılığında bu alanda sadece bu etkinlik alanı yok tabi. Bunun yanında ekstra olarak Trakır Sempiye'nin bu alana özel düzenlemiş olduğu yarış etkinliklerini insanlara aktarabileceği de bir ortam mevcut arkadaşlar. Bu ortama da yine buradan giriş yapıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi araçları arka arkaya sıralayan bir yarış pisti mevcut. Ve bu pist üzerinde insanlar yarışabiliyorlar. Bayağı büyük bir pist bu arada. Neredeyse bütün adayı turluyor arkadaşlar. Burada güzelce yarışabiliyorsunuz. Birazdan ben de zaten bu yarış etkinliklerine katılmayı deneyeceğim. Onun dışında adayı turlayan komple bir yol da var. Onu da belirtmek gerekir. Bu yol sayesinde adayı komple turlayabiliyorsunuz. Yine onun dışında şöyle bu kenardan görmek gerekirse görmüş olacağınız bu drag pisti de mevcut arkadaşlar. Bu pistte 0'dan 100 kaç yapıyor diye test edebilirsiniz. Diğer oyuncularla kendi tırınızı kapıştırabilirsiniz. Böyle düz bir alana sahip burası. Buranın da ne kadar aktif kullanıldığını birazdan zaten hep birlikte görüntüleyeceğiz. Onun dışında yine çok fazla hakkında konuşulan toprak pist aranımız burada mevcut arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz bu alan içerisinde oyuncular yine sıralanabiliyor. Onun dışında da yarışmak isteyenler, bu arazi içerisinde sürüş yapmak isteyen arkadaşlar buraya dahil olup bu toprak pisti üzerinde sürüş yapabiliyorlar ve böylelikle festival etkinliğinde keyifli vakit geçirebiliyorlar. Bunun tabii önemlerinden bir diğeri ise şu arkadaşlar, bilmeyenler için bu sene de yine her zaman olduğu gibi TMP 9 sunucusu açılacak. Bu sebeple de Holy Island TMP 9 sunucusunda da mevcut olacağı için burası yine kullanılabiliyor olacak. Bu yüzden de burayı iyi tanımamız bizler için önemli. Onun dışında tamirhane gibi, benzinlik gibi çeşitli ihtiyaçlarımız
ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz alanlar da bu alan içerisinde mevcut. Şimdi ben kendi tırıma şöyle bir atlayıp bu alandan biraz çıkıp bu alan içerisinde bir sürüş yapmak istiyorum. Bu arada bu sunucuda iç içe geçme açık arkadaşlar. Bu yüzden hani bu sunucuda rahat rahat gezinebilmemiz adına bunu serbest bırakmışlar. Ve bu sebeple de burada iç içe geçerek rahatlıkla gazlayabiliyoruz. Bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi de bu. Tabii kimisi bu olaya bir tık karşı çıkıyor. İşte keşke böyle olmasa, ne bileyim çarpma olsa falan diyor ama bence böyle olması daha sağlıklı. Böylelikle rahat rahat takılabiliyoruz. Şimdi ben şuradan ilk olarak aslında bir etkinlik alanına gitmek istiyorum. Çünkü orada oyuncular ne yapıyor veya Tracker SMP yetkilileri ne durumda, bunu bir tık görüntülemek istiyorum. Arkamda da bir araç geliyor. Mini Cooper arkamda. Aa, o da şeymiş bak, yetkiliymiş. Tabii Mini Cooper'ı herkes alamaz. Arkamdan yetkili geliyor vallahi, yönetici ama kıpkırmızı. Kim o bilmiyorum ama ona da selam olsun. Yabancıdır büyük bir ihtimalle. Ya burada yetkililer, yöneticiler, işte adminler, her birine rastlayabilirsiniz arkadaşlar. Etkinlik yöneticileri, translatorlar, işte ne bileyim support takımları, şunlar bunlar, herkes burada aslında. O yüzden de festival etkinlikleri böyle güzel oluyor. Tabii ben aslında kendime de bir tık şaşırıyorum yani. Bu kadar yıldır, 2015'ten beri bilmeyenler için, benim Tracker SMP'de bir hesabım var. Ve 2015 yılından beri burada bir hesabımın olmasına rağmen ben hiçbir şekilde Tracker SMP'nin bu festival etkinliklerine katılım sağlamadım. Ve bu da tabii ilki oluyor. O yüzden benim için de garip bir deneyim. Bu yüzden de bunu size en iyi şekilde aktarmak istiyorum. Bu arada alana yaklaştıkça bilgisayarım ciddi manada böyle bir kastı abi. Hadi hayırlısı bakalım neyle karşılaşacaksak artık. Bu arada az önce arkadaşlar sunucu bir restart atıldı sunucuya. Herhalde bir problem vardı. Problemin ne olduğunu bilmiyorum ama ufak bir restart atıldı bu sunucuya. Ve şu anda da restart sonucunda oyuncular tekrardan oyuna bağlanıyorlar. O yüzden de yollar bir tık kalabalık. Bakalım gittiğimiz yerlerde ne gibi şeylerle karşılaşacağız. Ben şurada birazcık daha gazlayayım. Geldik galiba etkinlik alanına da. Aynen, geldiğimiz için bu kadar kasıyor. Bakalım nasıl bir alan bizi karşılıyor olacak. Haydi bakalım. Oo, nasıl kasıyor, nasıl kasıyor. Oy 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 oy. İşte benim şu sistemle bir de Kalais Duisburg'a girdiğimi düşünün abi. Cidden kafayı yersiniz. Yani tırlatırsınız. Ve hani hiç şimdiye kadar banlanmadıysam da gider orada banlanırım yani. O yüzden bu tarz şeylere gerçekten dikkat etmem gerekiyor. Şimdi alana çok da girmeden şuradan şöyle bir bakmak istiyorum alana. Şurada bir kalalım biz. Aynen öyle. Abi oyun nasıl kasıyor, nasıl kasıyor. Ay, resim gibi oyun şu an. Of 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 of. Bu ne ya? Evet. Şu an yetkililer, oyuncular, şunlar bunlar, herkes burada birikiyor abi. Tracker FM'de de aynı şekilde bir etkinlik düzenleniyor şu anda. Bu da bunun ayrı bir reklamı. Şu anda burada inanılmaz şekilde bir oyuncu sayısı hakim. Ve herkes korna çalıyor. Ben buradan bir tık uzaklaşmak istiyorum. Çünkü buradan bir tık korktum abi. Herkes baya baya korna çalıyor. Niye herkes bu kadar mutlu oğlum? Adamlar takla makla atıyor la. Hayırdır oğlum, neler oluyor lan size? Beyler neler oluyor lan? Dur bakayım, şunun karşısında bir yarış pisti vardı. Gidelim bir oraya bakalım. Bakalım orada şu an neler yapıyorlar. Bir de onu görelim. Ulan oyunum ne kasta. Vallahi billahi var ya. E tabi abi, böyle etkinlik alanları çok normal yani. Bir de inanılmaz bir oyuncu sayısı şu anda diyorum ya, hakim sunucuya yani. Öyle böyle değil. Bakalım yarışa artık ne kadar katılım var, onu da bir tık görmek lazım. Top'tan kaç kişiyi görüyoruz? Top'ta 177 kişi var abi. Vay vay vay. Tabi eskiden bu sistem 230 kişiyi görüyordu top. Ama tık olmuyordu. İşte son gelen güncellemelerden sonra benim de bilgisayar artık yavaştan diyor ki yani, yok kardeşim benden bu kadar yani. Beni fazla gözünde büyüttün. Daha fazla benden olmuyor diyor. Haklı abi, haklı. Yeni bir sistem bize de şart oldu. Şimdi alana geldik. Biz de masadayız. Bakalım yarışlar nasıl düzenleniyor. Böyle bir sıfır kamerasına geçtim. Şimdi yarış pisti neredeydi abi? Şuradan geliyorduk. Aynen öyle. Oyuncular burada şu anda sıralanmış. Ben de gideyim. Vallahi ben de gideyim. Aynen. Belki yarış etkinliğine katıldığım zaman bir tık daha bilgisayarım iyi olur. Ama tabii bak, yetkililer bile 1 FPS aldıklarını söylüyorlar abi. Yani burada kim 1 FPS almaz ki zaten. Buradan geçiş var mı oraya? Yok. Tahmin ettiğim gibi bu pit alanından giriş yapılıyormuş. Şimdi sıfır kamerasından biraz gezip baktım. Buralar biraz karışık. Bayağı da oyuncu olduğu için göz gözü görmüyor aslında. O yüzden şimdi oraya bir gitmeye çalışacağız. Pit alanından piste bir tık ters girip oradan kendimi mevzuya dahil edeceğim. Hadi bakalım. Bu arada bunun içinde bir tık hızlı bir tır hazırladık. Bakalım diğer arkadaşları tokatlamaya yetecek mi? Herkes burada tabi hızlı motorlar, şunlar bunlar kullanacak. O yüzden bir tık işimiz zorlu gibi duruyor. Oy oy oy, nasıl kasıyor lan oyun. Vay anasını satayım. Evet, şimdi buradan doğru tersten şeride girip yarışa dahil olacağım agalar. Zaten şu yarışa başladık mıydı diğer oyuncularla beraber çok güzel akar gideriz. Evet, şu anda ben de pistte yerimi aldım. Moderatörlerden yavaştan şöyle bir bilgi bekliyorum. Başla dedikleri anda gazlayacağım abi. Şu an bekliyoruz, sıralamadayız. Bakalım diğer oyuncular da şu anda burada. Ne gibi şeyler yaşayacağımızı göreceğiz. Hadi bakalım. Aha, geri sayım başladı. 5 4 3 2 Hadi oğlum. 1 Motorları çalıştır. 1 Sarıda kalkar oğlum. Biz Türk milletiyiz. Hadi eyvallah. Başladık arkadaşlar. Allah'a emanet. Hadi bakalım. Şöyle bir 3'ten doğru süreceğim. 2 Of 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 of. Nasıl kalabalık, nasıl kalabalık. Millet bizden de önce başladı bu arada ama ben hepsini tokatlayacağım, hiç merak etmeyin. Hadi bakalım.
Hadi beyler, hadi işinize, hadi işinize oğlum. Siz kodsuz tırlarsınız. Oğlum arkadan bir Volvo geliyor ama hadi hayırlısı. Hadi bakayım. Sizi tokatlamaya geldim oğlum. Oğlum adamlar otobüsle katılıyor. Ben bu otobüsün çok hızlı bir otobüs olduğunu duymuştum. İnşallah bizi geçmez. O otobüsler bayağı hızlıymış duyduğuma göre ve bir tık Patreon'lar alabiliyor sadece onu. O yüzden birazcık özel bir araç. Ama biz paramızla değil kod yeteneğimizle geçeceğiz. Hadi oğlum. Önümüzde iki araç var ama onlar bayağı önceden başladı. Tek araca düştü. Oo, bayağı önümüzde de bir araç var ama ben onu saymıyorum oğlum. Onlar bize hiç yakın değildi ya. Ben şu an liderim beyler. Kalbinizde ben şu an lider olayım. Onu satayım. Aa! Aa! Hayır hayır hayır, hayır. Spin atla, spin atla. Aa! Kral son yarışını bitiremedi arkadaşlar. Ah ulan be. Kral son yarışını bitiremedi. Dur herkese bir selam çekeyim şöyle. Oh. Kral son yarışını bitiremedi lan beyler. Ah be oğlum. Ne güzel yattık lan. Ah be. Çok güzel hayallerim vardı lan. Bu pisti bitirip birinci olacaktım. Kralın emekli olma zamanı geldi. Yeni çocuklara fırsat verme zamanı. Vay be. Görüşmek üzere arkadaşlar. Benim şu an modum gitti yani. Gitti abi. Çok moralim bitti yani şu an.